U19 Gelişim Ligi'nde Gençler Birliği Menemen Spor'u ağırlıyor. Berkay yaptı ortaya, Eralp kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Halil hiç tereddüt etmeden iki hamlede kurtarmayı başardı ve degajını yaptı. Yeniden Gençler Birliği atağını izliyoruz. Dakika 13 Hacı Ozan atak yönüne göre sol taraftan atak yaptı Gençler Birliği. Kayarak müdahale geldi savunmadan. Ardından karşılaşmanın hakemi penaltı dedi. Gençler Birliği dakika 14'ün içindeyken penaltı kullanacak. Penaltı noktasına Baran Bahşiit. Kalesinde de Halil dikkatli. Karşılaşmanın hakemi çizgideki oyunculara uyarıda bulundu. Baran topun başında olan oyuncu. Dakika 14. Mücadelede Gençler Birliği 1-0 öne geçme fırsatını yakaladı. Bu penaltı atışıyla ve Baran Bahşiit Gençler Birliği'ni 1-0 öne geçirdi. Bu penaltı atışıyla birlikte Baran'ın ligde 5. golü oldu. Gençler Birliği hata olacak. Mücadelede dakika 16'da. Yapılan ortada bir kafa vuruşu daha geldi. Çizgiden son anda çıkardı savunma Gençler Birliği. Golün ardından bir kez daha kaleye çok yaklaşmıştı. Atak yönüne göre sağ taraftan gelecek Gençler Birliği. Yapılan ortada Baran eksen etrafında döndü vurdu ve 2-0 oldu dakika 33. Gençler Birliği İlhan Cavcav tesislerinde Menemen Spor karşısında 2-0 yakaladı mücadelede. İlk yarıda 33. dakikada. Bu kez de Menemen Spor hata olacak kaptan Alper'le birlikte. Alper Bugan. Pasını aktarmayı başardı Alper. İsmail'e doğru. İsmail yaptı ortaya, kaleci Atalay çıktı ve aldı bu topu. Hemen eliyle başlattı mücadeleyi. Gençler Birliği karşısında Menemen Spor bir kez atakta. Kaptan Alper bu kez kayarak müdahale geldi. Hacı Ozan savunmasına yardıma geldi. İkili mücadeleyle İlyas da topu kazandı. Bir kez daha Menemen Spor takımı. Alper kaleye baktı, vuruşunu yaptı. Son anda Atalay. Atalay'ın kontrolünde top dışarıya çıktı dakika 38'de. Dakika 43. İlyas savunmada topu uzaklaştıran oyuncuydu. Ardından araya girdi Doğukan'ın pasında kaptan Alper. Alper tek başına gitti. Yanında Eray vardı. Alper vurdu. Kaleci Atalay bir kez daha topu çıkarmayı başardı. Dakika 44. Bu pozisyonun ardından karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi. Sevgili izleyenler, mücadelede ilk yarıyı Gençler Birliği 2-0 önde kapattı. İkinci yarıdan görüntüler sizlerle. Volkan Koç, dakika 53. Volkan kendi gitmeyi tercih etti. Kaleye baktı, vurdu ve jeneriklik bir gol attı Volkan Koç. Dakika 53, durum 3-0. İlhan Cavcav tesislerine Gençler Birliği Menemen Spor karşısında 3-0 yakalamış oldu. Dakika 74. Bir kez daha Gençler Birliği hata olacak. Volkan'la birlikte. Volkan pasını aktardı. Baran. Kaleci Halil yerde kaldı. Baran vurdu ve gol oldu sevgili izleyenler. Dakika 74. Gençler Birliği 4-0 yakaladı. Faul beklentisi var şu anda Menemen Sporlu oyunculardan ama karşılaşmanın hakemi golü verdi ve fark 4'e çıktı. Baran'ın ise 3. golü. Hat-trick yaptı Baran Bahşiit. Şu anda sağlık ekipleri sahada kaleci Halil'in yanında Menemen Spor takımında. Ve santra vuruşunda güzel bir örnek geliyor şu anda Gençler Birliği takımından. Hiçbir oyuncu hareket etmedi santra noktasında ve ardından rakibi Menemen Spor'un topu ağlara götürmesine izin verdi Atalay Gökçe de. Bu fair play örneğiyle birlikte mücadelede skor 4-1'e geldi. Gençler Birliği doğru insan rolünü oynadığı altyapısıyla birlikte biz de Gençler Birliği'ni tebrik ederken Hacı Ozan topla buluşan oyuncu Hacı Ozan vurdu ve skoru tayin etti 5-1. 90+3'te geldi bu gol. +5 uzatma gelmişti mücadelede. Bu golün ardından Menemen Sporlu oyuncular üzgün, Gençler Birliği oyuncuları ise mutlu ve karşılaşma 5-1 sona erdi.